Seninle de daha önce programlarda evet. konuşuyorduk. Hani ne zaman biter, ne zaman biter diye. E bu yıl artık bir şeyler tamama eriyor. En azından bu kapak için, bu sayfa için bir şeyler evet. tamama eriyor. E bundan sonra görmeyeceğiz öyle zannediyorum. Görmeyeceğiz derken? Bu pandemi, yani bu pandemi şeyini bir daha en azından 5 yıl boyunca görme şansımız ortadan kalktı. Çünkü olayın bir psikolojik bir de sosyolojik iklimi var. Olay sadece birilerinin nerede ne kurguladıkları değil. Ama aynı zamanda da kurgulanan şeyin gerçekten bir altyapısının olup olmamasına bağlı. Şu an o kullanıldı. Yani iki yıl boyunca toplumsal psikoloji de dahil olmak üzere, sosyolojik olgularda dahil olmak üzere, bireylerin, toplumların bütün anlamıyla... Yani diyorsun ki pandeminin e, oluşturan insanlar... Yenildi sosyoekonomik olarak her şeyi tükettiler mi tükettiler, diyorsun? Tükettiler. Evet. Ee, insanlar da bir artık... daha büyük bir pandemi beklemiyor musun? Yok zaten bu bunun kendisi gerçek anlamıyla beş seviyeli olan bir evet. pandemi değildi. Yani yaratılan bir şey vardı. Aynen kuş gribinde nasılsa, domuz gribinde nasılsa. Bundaki fark neydi? Neden bu kadar etkili oldu, tesirli oldu? E Çünkü 180'nin üzerindeki ülke çalışarak gelmişti. Bir önceki yıl pandemi genelgeleri hazırlamışlardı. Evet. İşte kitapta onların belgelerini veriyoruz. Ondan sonra bunu nasıl uygulayacaklar na dair kararlaştırmışlardı. E, o şekilde dünyanın kucağına e, geliyor 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 denilerek bir yıl öncesinden 2019'dan geçerken ben 2019 burada farklı şey e, söylüyorum. Yani e, tabii omikrondan bahsettiğimiz için, Aha. omikron hani alfabetik sıraya göre gittiğimizde veyahut da... hani daha ezoterik anlamda da... baktığımız zaman e, küçük parçalardan, mikron, omikron Aha. zaten küçük parçalardan oluşacak ve zararsız olabilir. As... Ama korkuyorum ki ben. Aha. Yani Omega'ya geldiği anda iş çok daha ölümcül bir virüsle karşı karşıya olabiliriz. Aslında biraz hani ...senden o anlamda biraz farklı düşünüyor olabilir. Doğrudur. Ee, kimileri o Macron diyor. Biraz evet. böyle işi şeye vuruyorlar. Hani Bunun bir siyasi cephesi de var. Çünkü bunu dünyada götüren yapılar... ...Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...Demokrat Parti ve Dünya Ekonomik Forumu'ydu. Genel anlamıyla koç başlığını yapanlar... ...bu kurum ve yapılardı. Bu kurum ve yapılar açısından... ...elde edebilecekleri şeyleri önemli oranda elde ettiler. Yani... E, ...şimdi artık gelen bu Omikron... varyantı deniyor ama... Kuvvetle muhtemel yeni bir virüs aslında bu. Evet. Çünkü yapısına bakıldığında nükleotit dizinlerine falan e, diğer önceki varyantlardan oldukça farklı. Yani bir beta koronavirüse uymayan içerisinde pek çok üye var. Bu da büyük ihtimalle kuvvetle muhtemel laboratuvarda ama daha hızlı yayılması ve daha az hastalık yaratması yani tahribat olması açısından daha az bunun hissedilmesi noktasında diğer bütün varyantları bastırmış gözüküyor ve artık bir umut ışığı görüyoruz bu noktada. Evet. Yani bu pandemi sürecinin, yani. Evet bu plandemi sürecinin evet. daha doğrusu, plandemi tamam, sürecinin plandemi doğru. bitirilmesi açısından ciddi bir umut ışığı doğdu bununla beraber. Zaten 3 ay önce bunu söylemiştim çıktığım yayınlarda. Evet. Bakın işte yavaş yavaş geliyor yani bunun sonuna doğru artık yaklaşıyoruz. Ama şöyle bir Çünkü şey oldu. Çünkü sosyolojik şeyini de bitirdi. Yani insanlarda ki artık e, bu şey dürtüsü bu, bunu Harvard'da ve diğer üniversitelerde uzun yıllar çalışmışlar Salgın psikolojisinin ne demek olduğunu e, o bağlamıyla bilenler şunu biliyor. En fazla iki yıl bilemedin iki buçuk yıl sürer. Ondan sonra da toplum zaten bunu bıraktığında buna tutunmayı bıraktığında o noktadan itibaren artık hemen hemen her şey gevşemiş hale gelir. Çöker yani. Er yani. E, Gates de bunları söylüyordu biliyorsun. 2022'de evet. bitecek diyordu. Fakat 2020 2'nin Ocak ayının ilk günlerinde ilk haftasında dedi ki maalesef e, bu konuda aynı fikirde eski fikirlerim gibi olmayacak pandeminin devam edeceğini 2022'yi de hatta 2023'e kadar devam edeceğini söyledi. Şöyle eğer arkadaşlar o videoyu oynatabilselerdi orada sana gönderdiğim evet. bir şey vardı. Gates'in de açıklamaları var. Yani her iki üç aya bir nasıl kendisini değiştiriyor. Evet. Yeniliyor mu diyelim artık öyle diyelim. Ondan sonra yeniden farklı bir takım şeyler söylemeye başlıyor. Yani Gates gibi insanlar zaten kendisinin de söylediği gibi karına bakıyor. Yani Davos'ta da kendisine sorulduğunda ya bunun çok karlı bir iş olduğunu düşünüyorum diye kendi ağzıyla söylüyor. Direkt söylüyor yani gizli saklısı yok. Bu onun için karlı bir iş. Dünyanın büyük ilaç tekerlerinde hisseleri var ondan sonra ve bunun üzerinden de zaten onlarca yüzlerce milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi umuyordu. Bunu da, da başardılar. Yalnızca zaten. yani bunu sağlık için bakmayalım eve kapanan insanların tabii, ekonomik tabii, tabii. olarak ee, kullanmış oldu, olduğu teknolojik ürünler bile Gates'e yaradı. Yani, kesindir. E, sonuçta bundan kimler daha fazla karlı çıktı diye bakıyoruz. Bill Gates, Elon Musk ondan sonra Zuckerberg'ler bu büyük teknoloji ve veri madenciliği devleri burada Şimdi at başında biraz gidiyoruz. sonra bununla ilgili bir de Economist son kapağını Hı -hı. vereceğim. Ali hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? İyi misin? Şükür Ne iyis. yapıyorsun bu aralar? E, şu aralar ticarette. Ali Selman <laughs> Demirbağ'ın efem kitabı, Beynimdeki Yabancı, beyin kontrolü kitabı hani size bu hafta tanıtacağım. Ben Deniz'in Big Mac Rumeli Türklerinin Kayıp Tarihi kitabı bu hafta ve konumuza biraz e, hani yakın konular seçmeye çalıştım kitaplarda. Kaos Batı Hakimiyetinin Çöküşü, Hasan Könen'in... E, ünlü kitabı. Evet bunları isterseniz kütüphanenize yer verebilirsiniz. Evet bu aralar ticaretten uzaklaşmaya çalışıyoruz ama uzaklaşamıyoruz bir türlü. Yani halimiz şükür sağlığımız yerinde ama geri kalan halimiz ve moralimiz memleket gibiyiz. Memleket nasılsa biz de öyleyiz. O yüzden yani kimseden bir farkımız yok. Daha önce Var mı konuşmalarımız... yeni bir kitap? İnşallah hazırlayacağız. Şubat itibariyle başlıyoruz. Başlıyorsun inşallah. Evet. Şimdi şöyle yapalım mı? Şimdi sonradan verecektim ama senin söylediğin bir kelimeyi cımbızla çekip 36 numarayı bir ekrana verelim mi?